geldik. Her şey. Magazin turu. Buyurun. Ünlüler dünyasındaki son gelişmeler. Turumuzu güzel sunucu Burcu Esmersoy'la açıyoruz. Fakat Esmersoy rüzgar gibi geçip gidiyor. Merve Boluğur'un kameralara karşı isyankar tavırları devam ediyor. Tescilli güzel Azra Akın ailesiyle doğa yürüyüşü yaptı. Erdal Özyağcılar'ın dizi setindeki keyifli anları damga vurdu. Oyuncu Damla Colbay, Hekimoğlu'na böyle veda etti. Emine Yahoviç'le yaşadığı davalı süreçlerle adından söz ettiren Mustafa Sandal'a milli görev. Sandal, A milli futbol takımı için şarkı hazırlayacak. 51 yaşındaki şarkıcının boynundaki kırışıklıklar gözlerden kaçmadı. Bir zamanların gelin adayı Solmaz Çiroz sosyal medyasında göbek attığı bir paylaşım yaptı. Aslıhan Doğan Turan'dan yeni proje. Turan internet üzerinden yapacağı yayın için kolları sıvadı. Oyuncu Uras Kaygılaroğlu ve Merve Dizdar'ın şirin pozu çok beğeni aldı. Aras Bul Tinemli'nin köpeğiyle verdiği ev pozuna ilgi yağdı. Oyuncu Seda Bakan verdiği pozda elbisesinin fiyatıyla dikkat çekti. Bakan'ın giydiği rengarenk elbisenin fiyatı tam 15.700 Türk lirası. Kaan Kalyo'nun Bebek'te verdiği ev partisine muhtarlı polis baskını. Partide olan isimler yine şaşırtmadı. Partide Markus Aral, Şevval Şahin ve Hakan Sabancı gibi isimler vardı. Şevval Şahin kilosuna gelen yorumlara ateş püskürdü. Hayır, size anormal geldiği için kilo almayacağım. Sizin saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim. Yeşilçam'ın Sezerci'nin başı dertten kurtulmuyor. Sezerci'nin boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı. Aleyna Tilki dudağına dolgu mu yaptırdı? Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sonucu sevenleri şarkıcıya bu soruyu sordu. Meryem Uzerli'den gen açıklaması. %6-8 arası Rus kökenliyim. Danla Biliç bir paylaşım yaptı. Demet Akalın hemen yorumu yapıştırdı. Biliç'in size anlatacaklarım var ama biraz daha sabır paylaşımına Akalın evlendin mi sorusunu sorunca Biliç yok yok diyerek yalanladı. Can Bonomo ve Öykü Karayel oğulları Roman'la birlikte ilk kez görüntülendi. Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Boran Kuzum'un araba gezmeleri. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun oyuncu eşi Gülenay Kalkan'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi. Kızı Lalin ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla Ege'de güzel havaların tadını çıkaran Sinem Kobal'dan masmavi, huzur dolu poz. Demet Özdemir'den kapanmalar öncesi son gezme kombini. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı Survivor All Star için düğmeye bastı. Ilıcalı, Anıl Berk, Sercan, Berkan, bir de Ogeday, kızlardansa Evrim, Elif, Seda ve Sude gibi isimlere teklif götürecek.
Ayrıca Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya ile birbirinden romantik ve yeni pozlar paylaştı. Sosyal medyasını açtıktan sonra paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen sunucu Müge Anlı şarkı söyledi. Şarkı söylediği anlar sevenlerinden tam not aldı. Yıldız Tilbe de ünlü sunucu için "Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir. Sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" yorumunu yaptı. Masumiyet'te Hülya Avşar'ın başlattığı merdiven çıkma akımına Serkay Tütüncü de katıldı. Ayrıca yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü ünlü bir derginin kapağı oldu. Camdaki Kız dizisinin yakışıklı oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu Cihangir'de ayaküstü soruları cevapladı. Dizinin gündem olan bir sahnesi içinse cevap vermek istemedi. Kameralara yansıyan bir başka Camdaki Kız oyuncusuysa Enis Arıkan'dı. Arıkan yemek yemek üzereyken muhabirlere yakalanıyor. Oyuncu reytinglerden çok memnun olduğunu söylüyor. Çok güzel haberler var. Ben şöyle kollarımı sıvayıp başlayayım. Güzel haberlerle başlayalım. Erdal Özyağcılar'ın sette ne kadar tatlı hareketleri var. Ben de yarın alay çekmek istiyorum hepinizle. Erdal zaten çok tatlı ve çok iyi bir oyuncu zaten. Ve çok babacan. Ben o adamı hep gördüğümde içim ısınır. Bana yani. Bana güven veren çok, bir insan. Aynen öyle. Evet, tatlı adam. Evet, çok, halaylar çok çekiyor böyle çok güzel. Hazırsa biz de, verelim, hazırlayalım, ayarlıyorlar. Çeksek. Nasıl? Peki halay çekiyor diye bundan birkaç ay önce Erkan Petekkaya'ya yapmadığımız... Ama üç kişiler hayatım ve şey testi işe belli yani. Üç kişiler orada da altı senin o Erkan lazım. Bütün seti arkasına almıştı. Ne maskede bir şey hak getire. E ne olacak bunlar Hülya Avşar'la da set bak hep beraber merdiven çıkıyorlar. Bak sana ya. Ya çok tatlısınız. Bir ses de alalım tabii. Kim var orada başka? Tanıdık. Bu kim hangi var, dizi? Oyuncu arkadaşları yasak var galiba. Yasak Elma mı o? Yasak Elma'da oynuyor. Ben kimi sorsam Yasak Elma'da oynuyor. Evet. Hiç de seyretmedim o diziyi ben. Ben de ama merak da ediyorum. Herkes deli gibi seviyor diziyi. Allah Allah. E sen seyrediyordun değil mi? Ya bayağı hoşuna gidiyor bir de söylerken. Entrika çok güzel. Tabii ki Şevval'in giysilerine falan bayılıyorum. Allah Nevi, Allah. Nevin de değil mi? Cevatzade olan Nevin de Nesrin. Mi? Nesrin. Aa Nesrin'ler ayrılmış biliyor musunuz? Kim? İşte, Nesrin'le Gökhan. Daha, şaka. Ha, evet. Vallahi ayrılmışlar. Daha bu arada bu hafta öbür hafta da birisi ayrılıyor. Kadın da belki öyle Nesrin değil, olabilir. Sevgili olarak ayrılıyor. Bu arada. Çok tatlı ya. Peki şimdi devam ediyoruz. Bu arada Burcu Esmersoy'u geçtik galiba. Zannedersem üvey babası vefat etti birkaç gün önce. Ona da başsağlığı dileyelim. Allah'tan rahmet diliyoruz. Burcu'nun evet. Seviyor mu acaba? Aylar muhtemelen önce. Üvey babasını galiba seviyordu ki. Çünkü öz babasıyla ilgili bir açıklaması vardı hatırlıyorsunuz. Evet. Beni hortumla dövüyordu falan. Ben artık kesinlikle her zaman bu benim fikrimdir. Biyolojik mi diyeceksin? Kesinlikle bir insanın iyi bir anne veyahut da iyi bir baba veyahut da iyi bir kardeş, iyi bir insan olmadıktan sonra illa kan bağın oluyor diye birisini can sevemezsin. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yani işte aynı kandan olmayan ama çok daha akrabalarından çok daha yakın dostların olabiliyor hayatta. Ben buna çok daha fazla çocuklar, inanıyorum. Aynen öyle. Bazen dinledikçe kesin. Derdik derdik ne kan bağı ne can bağı. Can bağı ne demek? Bir abi yaşadıkça yok. Evet abi kan bağı değil can bağı kesinlikle, önemli ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani hiç iyi insan iyi kardeş de oluyor. Bak, i̇yi baba da oluyor. İyi baba da oluyor. İyi anne de oluyor. İyi koca da oluyor. Ama iyi olmayan kanında bozukluk olan. Yok ya annesi iyi baba olup kötü iyi koca oluyor. Olmayanlar var. Kardeşse de kötü oluyor. Ben buna gerçekten kimyası anladım. Evet ama mesela iyi babadır ama iyi koca olamıyordur. Ya da iyi bir arkadaştır, iyi bir sevgili olamıyor. Hayır o şimdi sıfat neyse ondan bahsediyoruz. Demiyorum. İyi oradaki. Sevgili olmak başka bir şey. İnsanlıktan bahsediyorum. İyi insansan. İyi insansan yani. Ya mesela hani iyi bazı insansan, sevgililer iyi. Her türlü iyisin. Pardon bazı sevgililer kötü. Kötü sevgili. Ayrılıyorsun çok iyi insan oluyor. Ama... Şöyle. Ömer iyi insan galiba. Bana bak. Ömer iyi insan yok, galiba. Yok yok sevgili olarak söylüyorum. Mesela bazı sevgililer çok
şey. Ama sevgililik hep böyle ince bir pamuğa bağlıdır ya. Sevgiliyken her zaman daha iyisindir. Sevgiliyken hep kaybetme korkun evet. olduğu için karşındaki ona göre ayağını denk alıyor belki. O zaman da iyi oluyor. Yani. Peki devam ediyoruz. Şimdi Aras Bulut'un şu güzel pozunu verelim mi? Belki Seren'in hoşuna gider. Aras Bulut mu? Pozu. Pozu bakayım. Evet, çok tatlı bir poz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım ya ben herhalde bundan önceki hayatımda köpektim gerçekten. Yani gerçekten. Onlara olan... Ya da bir köpektim ve bir köpekle güzel bir ilişkin vardı yüzyıllar süren. Yani onun bir aşkı var. Alakalı hiçbir şeyden etkilenmiyorum açıkçası. Yani ne yalan söyleyeyim. Senin yaşanmışlıklar böyle yapabilir. Ben, ya, yok çocukluğumdan beri. Beni yani herkesi bir mesela de, hep bunu bununla ölçerim. Köprüden mesela kime atman gerekiyor mesela en yakınlarında? Veyahut da ya köpeğin ya mesela Tolma. Şu, yani kim olursa olsun köpeğimi tutarım yani. Kim olursa olsun. Biz seninle köprüden geçmeyelim biz o zaman. Evet, tabii, tabii. Allah korusun. Yani o kadar önceliğim onlar. Çünkü onları onlardan hiçbir zarar görmedim. Onlar kadar seni menfaatsiz seven yok. Yani hep de söylüyorsun. Her zaman da bu böyle. O yüzden bu fotoğraf şimdi bütün hayvan severlerin kalbini alır yani. Peki ben de zaten vallahi sen böyle biraz şey ol diye mutlu ol diye. Çünkü mutsuz bir habere geçeceğim. Hani polis baskını gördük de muhtarlı. Muhtarıyla beraber öyle polis şey, baskını gerçekten. Böyle bir şey görmedim. Muhtarlı oluyor polis. Yani muhtar da gitmiş artık mahallede çok nasıl bir şey olsun olduysa. Diye. Mahallenin muhtarı. Aynen, mahallenin muhtarları. Ne alaka polis baskını? Şimdi Kaan Kalyon tanıyorsunuzdur tabii. Kaan bir sosyete partisi düzenliyor. Partide tabii bizim şey de var. Ay bizi başımızı kimlere bulaştırdın? Hakan Sabancı da var. Bu Hakan da hiç durulmuyor bir Hakan'cı. Şevval Şahin var, Markus var. Markus Aral, Markus ve Şevval. Bak senin kız bize sadaşı. Senin kız ne diyor? Ne demiş bize? Koçero mu demişti? Koçero ne be? Koçero değil. Ne bileyim, kakala mı? Kakalak. Böcek. Bir tane böcek. Öyle ama geleceğiz oraya. Kakalak. Bana bak seni, yani sen dolaşıyorsun, senin bütün şeylerin, ne bileyim arkadaşların bize sarıyor Hakan'cığım yani sen yaşıyorsun biz şeyini çekiyoruz burada. Evet, cumartesi günü bir partideydi yine Hakan. Ya sanırım bu partilerde falan gezince kızlar da üzülüyorlar, sataşıyorlar işte sağa sola. Kaan Kalyon'a da kötü oldu etiket bu sefer, bir şey söyleyeyim mi, gerçek bir sosyete partisi işte bu. Yani geçen bir kere vermiştik ya. Gerçek sosyete partisi. O varoş ötesi bir şeydi yani. O neydi? Nasıl çampavullarla gidiyorlar? Sadece arkadaş. Kimler varmış burada? Şevval yani var. Markus Aral var. Yani Şevval olunca gerçek mi sosyete? Markus'tan dolayı. Hayır, tanıdık. Hayır, tanıdık anlamında. Tanıdık yani. Yani en azından tanıdığımız. Öbürlerini hiç tanımıyorduk. Mesela eskiden partiler olurdu. Mermerciler vardı. Ondan sonra şimdi Şevval... Eski partileri bir anlatır mısın bize? Hayatım cemiyet dediğin zaman cemiyet demek yani bu sosyete demek zaten İngilizlerden, Fransızlardan. Soylu ailelerin, aristokrat soylu ailelerin. Şevval ama aristokrat. Parayla alakası yok. Şevval çok aristokrat. Parayla alakası yok yani normalde. Bunun parayla pulu değil. Bu üç kuşak, dört kuşak. Bu aristokrat ailelerin çocukları. Zengin kalmadı. Aileden her şekilde işte ne bileyim yetişmiş. Soylu yani. Şimdi onlara bu şeyde İngiltere'de bu böyle nasıl hani düş diyorlar, düşes diyorlar, yok bilmem ne diyorlar. Yani bunlar aileden Dük kaç kuşakken. Bizimkiler... Tabii onlar dergi çıkartıyor ya tabii cemiyet dergileri hani İngiltere'de falan. Hemen bizimkiler de kendilerine sosyete oluşturuyorlar. Tabii. Önüne çantasını böyle tutan sosyete oluyor. Zengin bir adamla evlenen sosyete oluyor. Şey çok yani bunlar nereden sosyete ben bunu anlayamadım. Bir tane stand-upçı var o çocuğu çok beğeniyorum. Kaan Sekban. Diyor ki, bir de bunun önde gelenleri var diyor. Sosyetenin önde gelenleri. Ne yapıyor bunlar önde mi gidiyorlar diyor. Ben anlamıyorum bunlar önde gelen hani yani Türkiye'de birkaç tane aile dışında cemiyet yok. Diyemeyiz. Sosyete yok. Peki. Onlar da yani işte o mermerciler falan birkaç tane bak onlar. Sonra yani o parayla pulla da alakalı değil bu iş. Onu da söyleyeyim yani. Bu asil kan. Yani bu. Devam eden yani soy. İşte, üç kuşak. O kalmadı ki Seren. Öyle de kalmadı işte. İşte maalesef yani yoklukta sosyete diyoruz. Yani son kalan Şevval, Markus, Aral. Bunların içinde bir tek tabii ki Hakan Sabancı var. O da aileden tabii. Aile zaten aileden. Peki seninki herhalde ilişkiye başladı Boran Kuzum. Kimle başladı Boran? Güzel de bir kız oyuncu Pınar Deniz ama
Arkadaş da olabilirler. Evet, arkadaş da olabilirler. Görüntüye bir ama bakalım Seren. Oynadılar onlar. Evet, arkadaşlar mı değiller mi? Burada anlayabilir miyiz bilmiyorum. Vatanım sensin nasıl bir diziymiş arkadaş? Evet, maşallah. Maşallah herkes orada. Yapmış. Bravo. Böyle bir şey. Çok güzel bir kız bunlar. Kız güzel. Çocuğu sen beğeniyorsun. Güzel bir çocuk. Fena değil. Ha, tamam şimdi hatırladım. Aa, kız da güzel kız. Çok güzel, güzel kız. Kız. Nerede oynuyordu bu kız? Vatanım sensin de. Şimdi Aşk 101'de de oynuyor değil mi? Bir dijital platformda çok iyi bir dizide başrol oynuyor. Boran da iyi oyuncu. Ama mesela bazı çiftleri görürsün ya arkadaş olamaz. Hani tehlike kokar orada. Hmm. Ateşlidir biraz oralar. Burada çok arkadaşlık olamaz gibi geliyor bana böyle. Sanki bu iş aşağı. Yani bir erkekle bir kız aynı arabada fazla gidince. O dediğin Sıla aşkım. Sıla arabaya dayanamıyor. Ya bunu söyleyemezsin. Arabada gidince diyor ki ben bununla evleneyim ya da uyuyayım. Yani uyuma evlenmek demek onun için. Ama evli adamlarla da uyumuyor. Sıla da gitti be. Sıla kendi, o da kaydı. Herkes kendi kendine gitti. Hiç kimse gitmez yani. Herkes kendi kendine. Peki o zaman şu konuya ne diyeceksiniz? Camdaki Kız ekibinden burada arkadaşlarımızla tartıştık. İki tane görüntü göstereceğiz. Feyyaz'ın görüntüsünü gösterelim. Asla cevap vermiyor ki Seren'in tarzıdır. Oyuncular cevap vermesin dersin. Çok beğendim ben. Konuyla ilgili hiç konuşmuyor. Bak bir bu çocuğun cool'luğuna bak. Güzel. Bir de Hülya'nın dizideki çocuğun... Yılık. Hani öyle demek istemedim. Çocuğun yılık mı? Değil de yani tabii. Yani o sersi tipli o. Yılmış. Şimdi bu bak bu olması tatlı gerektiği şey. Gibi daha. Buna saygı duyuyorsun. Bu hal ve hareketinden dolayı. Ama bak şimdi. Şimdi buradaki problem ne biliyor musunuz? Ne? Menajer fark. Öyle Mert mi? Silif. Bu Mert Silif ki tamam deneyimlidir ama yani bu kadar oyuncu deneyimi belki yoktur Mert'in ama yine de o kadar güzel örgütlemiş ve usturuplu brief vermiş ki çocuğa bak ne kadar cool. Sözünden de çıkmıyor bak belli ki. Ama yani öbürünün menajeri kim? Belli vücut dilinde de, yani mesela şu yapmış olduğu nezaketli red ediş. Onun vücut dilinde ve yüzünde var. Yani bu çocuğun hamurunda da bu nezaketin belli, kendilik evet. Var. Ama şimdi çok iyi bir projenin başrolüsü ya. Konuşunca belki bitirebilirdin. Ama şimdi aynı projenin başka bir başrolünde Enis var biliyorsunuz. Şimdi evet. Enis'e de sorsalar o da çok o da konuşmasa olmaz mesela hani. Ama Enis konuşsa başka. Bir şey olmaz. Evet. Yani Enis zaten o dizinin başrolü değil. Ana karakterlerinden biri oldu artık. Abi, tamam yani ama Enis yalnız sana bir şey söyleyeyim. Jönü değil evet. Zoru da başarıyor. Çünkü Enis'i normal hayatta biliyorsun. Çok iyi biliyorum. Konuşmasında. Konuşurken bazı kelimelerinin vurgusunda. Evet. Hafif kaçıyor. Hatırlatayım mı? Geçen hafta bir VT'li verdi ki. Şimdi ne yapacaksınız? Onu düşünün. Ne yapacaksınız? Şimdi hafif kaçıyor. Ama buna rağmen oyunculuğu çok kuvvetli olduğu için. Ben onu bir iki şeyden sonra oturtacağım. Çok güzel. Zor da bir rol. Zor da bir rol. Köpürtecek. Bir de Allah Allah dedim ya Enis'e bak. Ay, Enis'ti değil mi adı? Enis Arıkan evet. Ben birdenbire bir anda isim gidiyor benim aklımdan. Ama o kadar normal çok isim ama, kullanıyoruz ama, ve ondan konuşuyoruz şey, ki normal. Hayır, bildiğim yani çok emin olduğum da gidiyor. Dolayısıyla Enis gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Evet doğru. Televizyonda çok yakışan. Onu yani hoşuma bir gitti. Bir de yakışıklıymış ha. Hiç yakışıklı gibi benim gözüme gelmezdi o. Hani böyle ne yapacağız ne edeceğiz diye konuşuyor ya çocuk çünkü o yüzden. Çok yakışıklı. Yüzü ama şimdi dizideki karakterle o karaktere o ruhu verdi falan çok hoşuma gidiyor şu an. Çok klasla bir yörüngene girdi. Yok yörüngene falan değil ya ama hoşuma gitti. Çok tatlı. Eğlenceli de bir. Ne yapacağız edeceğiz bir çocuk ya. Orada alakasız bir adam ya. Ama bir hep dediğimiz şey ya komedyenler yani. Başka. Evet bak bu da konuşunca evet. Bile itici olmadı mesela. Demek ki rolü çok önemli. Şimdi Müge Anlı şarkı söylüyor. Seren sen geçen hafta tedavideyken de bir şarkı ben. Söyledi. Şimdi de söylüyor hem de Yıldız'ın şarkısını söylüyor. Biraz dinleyelim Yıldız'ın tepkisi var çünkü. Masada iki tane sanatçı var. Sormak istiyorum ses. Yok, bence güzel. Güzel. Şimdi ben sana bir şey ama eğitim de aldığını biliyorsunuz tabii Müge. Müge o kadar... Hırslı ve o kadar kafasını koyduğunu her alanda bak her alanda çok zordur yapabilen bir kız ki gitti ders aldı Türk sanat müziği şey yaptı. Ondan sonra bir ara halk oyunları oynuyor. Folklor yaptı. Kanun çalıyor. Bunların hepsini sonradan ve onun bence gençliğinde hep bizimle röportajları falan vardır Müge'nin. Bence onun gençliğinde ukde kaldı. Birçok kadın gazeteci... Hep çalıştığı için. Hayır, kadın gazeteci hep ünlü
olmak aslında. Aslında o ünlü kadınları seviyorlar ve belki de biraz da özeniyorlar. O kadın gazetecilerden bahsediyorum ben. Yani ünlü olmak. O zaman erkekler de öyle. Erkeklerde de var. Çok ünlü zaten. Ama bak ondan sonra gitti hukuk okudu. Yani tarih okudu. Mı? Ya bir sürü şey kız o kadar kendini donanımlı hali magazin muhabiriyken. Şimdi ben ona o yüzden yani şapka çıkartıyorum. Ay, tabii bak, ya. Ne demiş şapka biliyor musunuz Yıldız? Vallahi ben şarkı veririm Müge'ye demiş. Yok, gayet herkes de verir. Birçok sanatçıdan çok daha güzel sesi var demiş. Çünkü evet. Hashtag açılmış Müge Anlı albüm yapsın diye. Böyle bir hashtag var. Ama zaten onu yapabilir yani. Ama ben bunu 2-3 hafta önce size söylemiştim. Çok güzel sesi var. Çok evet güzel söylemiştin. Ben yani. Mesela bilmiyordum. Ne kadar keyifli bir hayatı var. Sosyal medyayla anlamış olduk vallahi. Yalnız benim Müge'ye birazcık el atmam lazım. İmaj konusunda mı? İmaj konusunda. Peki nasıl yapacaksın? Saçlarının sarısının tonunu değiştirmemiz lazım. Bir. Şu gıdıkla ya birkaç küçük onun da hiç umurunda değil. Hülya Avşar'la Müge Anlı ikisinin yıllardır umurunda aynı. Umurunda değil nasıl gözüktükleri. Yani Hülya ile her gün tamam. Mesajlaşıp neler yaptığımı bilemezsiniz. Yani umurunda değil. Gülüyor mesela bana. Umurunda değil. Müge'nin de değil. Hani ama bence artık böyle bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Belki Instagram'la birlikte değişebilir biliyor musun minik minik. Tabii. Filtreler, bilmem minik minik biliyorsun. Yok o filtreyle falan değil. Zehir yani, biliyorsun. Değişmesi lazım. Şimdi filtreyle değişiyorsun da şimdi televizyondayız her gün. İşte. Televizyonda da filtre yok ki. Yani. Ama o yüzden... işte o filtre seni motive ediyor. Kesinlikle. Sonraki bakımın için biliyor şimdi musun? Şimdi geçenlerde Hülya'ya WhatsApp'tan mesaj attım. Bak dedim. Bu FaceApp. Tamam. Bu FaceApp. Bana da ödedi ben aldım. Ben. Bu dedim FaceApp. Şimdi bu FaceApp'taki yüzüne bak. Oradaki dedim setteki akıllı mak yüzüne söyle. Senin gözlerin kocamandır. Gözlerini küçültüyor. Sen hiç makyaj ağzına hiç makyaj yapmaz dudaklarına. Bunun aynısını dedim sana uygulasın dedim. Nasıl gülüyor biliyor musun? Hakikaten sen diyor normalde senin hiç işin yok değil mi? Her gün bunu söylüyorum ona. En sonu geçen gün bir baktım dedim ki kuyruk çektir şu gözlerine. Şuralarına kuyruk olsun. Yapmış. Ve şimdi daha mesela iyi çıkıyor. Bu makyaj. Ben yapayım diyorum hayatım. O makyaj mesela Müge'nin de gözü küçüktür. Küçük ama işte bak ama ben ona makyaj yapayım. İşte. Ben onu alıp böyle bir iki tane dokunuş yapalım ona. Bak bakalım Müge güzel bir kız. Fakat makyaj yapmayı bilmez. Bir kere klasik çok giyiniyor. Tabii bir kere programının da evet, tabii konseptine o uygun da. Ama yine de... hoş bir kızdır. Eskiden saçları beline tabii kadar. Evet ya zaten saçları hala çok güzel de. Ben sarı sevmem mesela. Sarı saç ben hiç sevmem. Ben Müge'yi onu da bir tonunu bir halledeyim diyorsun. Başarısını alkışlıyorum. Ne olursa olsun ben yani. Aferin. Herkesin evet. Yapamadığını yaptı yani. Peki şimdi. Kerem Bursin. Ne oldu Kerem? Ne oldu? Artı aklı çıktı. Sen dedin ki bu kız dedin Murat'ı Artı aklı asla unutmamıştı. Kabul etti. Kabul etti kız. Etti. Bu bir milattır. Bu bir milattır. Neden milattır? Can arkadaşım. Asla, gerçekten Arto baştan beridir bunların arasında bir şey var evet. Dedi. Ben de anılara takılı bir insan olduğum için hayır bu hala eskisi dedim. Ben de dedim ki Seren evet, herkesi kendiyle karıştırma tabii, dedim. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Buyurun Üsküdar atı. Buyurun. Söylemezsem olmaz. Aylar önce ilan etti. Ben bu dediğimde hala arkasındayım. Bunlar beraber. Onlar haberimizle dalga geçti. Bazen de reytinge yoruyor ama mesela. Tabii. Can Yaman'la Demet Özden'in 23. bölümde aşk olsa 23. bölümden sonra. Aşklarını gizleyen Kerem ve Hande Maldivler'de aşka geldi. Romantik paylaşımlarıyla aşklarını itiraf etti. Havalimanındaki el ele fotoğrafları yılın aşkını belgeledi. Aşk yolunda adım adım ilerleyen Hande ve Kerem, Maldivler tatilinde ritimlerini buldu. Artık adım atmaktan çekinmeyen Kerem Bürsin gaza bastı. 2016 yılından kalma fotoğrafından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya etiketini kaldırdı. Yeni aşkın ayak seslerinin duyulmasının ardından sayfasında Hande Erçel'in fotoğrafını paylaştı. Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara ifadesiyle herkesi şaşırttı. Aylardır arkadaşız dediği Hande'ye sonunda aşkını ilan etti. Kerem'in romantik sözleriyle Hande de aşka geldi. Bürsin'in sözlerini ve sen
diyerek paylaştığı fotoğrafla tamamladı. İkilinin ilişkisine aileler onay verdi. Önce Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi ve çocuğuyla ikilinin yanına gidip beraber tatil yaptı. Hemen ardından Kerem'in annesi Çiğdem Bürsin sosyal medyadan Hande Erçel'i yakın takibe aldı. Müstakbel gelin adayının paylaştığı bir fotoğrafın altına 4 tane nazar boncuğu koyması aşka onay verdi yorumlarına sebep oldu. İlişkilerini aileye duyuran ikiliden sonunda beklenen fotoğraf geldi. Açık seçik ortada olan ilişki sonunda belgelendi. Hande ve Kerem hayranları tarafından havalimanında el ele görüntülendi. Aylar önce duyurduğumuz ve adım adım takip ettiğimiz flört süreci de mutlu bir ilişkiyle taçlanmış oldu. Peki şimdi Kerem, Hande ve Kerem, ne diyorsunuz? Zaten senin baştan beri söylediğin şeydi. Yani ben çok, bu kadar... çok yakışıyorlar. Peki neden bizi bu kadar uğraştırdınız? Olabilir, demek ki bizimle niye dalga geçtiniz? Biz konuşurken böyle hayretler içinde bizi izlediniz. Niye bunu yaptınız? Sana açıklama yapmak zorundalar. Yapmak zorundalar. Yok çünkü ya. Bizi gösteriyorlar ekranda. Yapmak zorundalar Arturcuğum. Açık. Biraz farkında var yaptığın için. Pardon. Açıklama yapmak zorunda değil ama... Bizim söylediklerimizi hayretle izliyor gibi, dalga geçer gibi ifadelerle seyrettikleri için. Niye burada ters için, bir manyer de olamaz dalga mı? Dalga geçemez. Yok ama. Yani o olmaz. Yani geçemez şu anda dalga. Yalancı oldular. Evet, yalan söylüyor. Bizim şu an onlara dalga geçmemiz şu lazım. Oturup çekirdek kitlememiz lazım. Çünkü bu sen söyledin bunu. Bak, ben inanmıyordum. Ben kız hala çocuğu seviyor zannediyordum. Ondan sonra fakat çocuğu sevmiyormuş el, artık. Ele olsa. Zaten o Maldivler'deki otele gidince hiçbir şey hissetmeyen insan hissederek. Allah Allah. Çok güzel. Biz artık öyle gideceğiz. Allah korusun. Olabilir. Asla edelim ki çıkmayalım bile. Belli olmaz bu işler. Gidelim aşkım be. Ben seninle burada bile etkileniyorum. Arkamda güçlü bir kadın lazım senin gibi. Canım benim, çok teşekkür ederim. Ben mesela bir daha Maldivlere gerçekten gitmek isterim. Şu an bana kitledim. Çok aşık olarak birisine. Ve oraya oradan. Duymuyorsun neler diyor. Sen de beni bilmiyorsun. Gerçekten gitmek isterim Maldivlere diyor ama çok aşık olarak gitmek isterim. Kime ama? Yani. Ben buradan Mustafa Tolma'ya çok selam söylemek vallahi istiyorum. Valla ben yani bir daha evlenirsem Tolma'yla Maldivlere giderim ben. Bak, Maldivlere Tolma olur çünkü çocuk sakin. Oranın ahengini bozulunca olmuyor, oranın ahengi de olmadı biliyor musun? Ay ay ay, Maldiv'e mi gittim ben? Burgaz Adası'na mı gittim? Avşa Adası falan. Oraya mı gittim belli değil yani. O yüzden de bir daha gitmek istiyorum gerçekten. Avşa'dakiler ayaklandılar. Hayır, yani o kaos var. Orada kalabalık öyle, var. Mesela sütçüye laf ederse bütün sütçüler ayaklanır ya. Şimdi Avşa deyince bütün Avşalılar ayaklanır. Hayır, Avşa kalabalık bir ada ya. Yani ses Kür çıkıyor ya her yerden. Ha, ondan. Kür. Evet. Şimdi ben bu bence kadar inkarım. Çok yakıştılar. Yakışıyorlardı zaten. Hı. Fakat ben hala söylüyorum, Kerem asla Hande'yi kaldıramaz. Şimdi ben de diyecek asla. Değil mi? Asla. Niye kaldırır? Serena'yı kaldırdıktan çok sonra pardon. Ne, şimdi Hande zaten Serena'yı da kaldıramadı Serencim, görüyorsun. Yok, kaldırdım Allah. Niye kaldıramadı? Yani çok önemli mi bu? Kaldıramazsan kaldırırlar. Bir melek gibi bu çocuk. Bana öyle geliyor. Evet. Ya bir melek. Bu çocuk entrikadan uzak bir çocuk. Bu çocuk kızla böyle bir aldatılan bu olur. Bence bu yani kız da öyle ama. O yüzden bence huzurlu bir ilişki. Kim? Efendim? Hande mi melek? Değil mi öyle? Yani. Neden bana? Yani melek son zamanlarında. Seren ikinci kanala geç. Neden? Nesini biliyoruz bunu? Son kötü zamanlarda. İlişkilerinde çok melek gibi bir tavrı yok. Daha önce de defalarca söyledik. Ne yapmış yani? Murat Dalkılıç'la beraberken gayet usturupluymuş. Usturup başka. Tercihleri hep arkadaşlardan yana oluyor. Ha, nasıl, ne, hangi arkadaşlardan? Senin arkadaşlar sevdiğin bölüm. Ay, kimin arkadaşı? Söyle, hatırlat. Hepsi, hepsi birbirinin arkadaşı. Bilemedim o zaman. Hiç ben rastlamadım onun birisinin. Hepsini rastladın, verdik. Uçaklarda çak yapıyorlar, bilmem neler yapıyorlardı, neler neler. Yakın bir sürü arkadaşlardı şeyler falan. Kimle kimdi mesela, hatırlatın bana. Bir sürü, hep yo, arkadaş. Yok, söyleyebiliriz. Şey, bu Ekin çıktı mı? Kahveci, Ekin, Ekin, aktör. Zaten kahveci, en son Murat Dalkılıç'la. Murat Dalkılıç öbürü çocuk. Çocuk ablasıyla kankaydı falan, hani biliyorsun. Hmm. Bu öyle çevreden şey yapıyor ama. Benim bak, onlar hepsi arkadaş ve hepsi sevgilisi. Benim söylemeye çalıştığım şey Kerem. Aha, bak, bunların hepsi işte. Hande'nin. Hande'den bunlar. Sevgilisi mi hepsi? Hepsi
Yukarıdaki çocuk kim, Murat Dalkılıçlı olan? İşte o Ekim Mert olan. Ekim Mert oyuncu. Bir oyuncu. Oyuncu. Onunla da mı oldu? Onunla da oldu. Belki bu Ekin gitti Murat Dalkılıçlı hayran fotoğrafı çektirdi. Peki hayran olamaz arkadaşlar. Bak al sana hayran. Bak bu da zengin çocuğu son. Bu da şey. Bu da biliyorsun kim. Kahveci. Hani kızlarla arası iyi olan arkadaş. Ha, Murat mı Murat? Şey kaçıncı Murat bu? Cihan'la. Cihan'la başka da arkadaşım. Enteresan bir hayat gerçekten. Hiç kabul görmeyecek konular. Korkunç konular. Ha işte bu çocuk bu hengameye gelemez. Kerem dümdüz bir çocuk. A, U diyecek. E, E, Ö. Ama o da Amerikalı geçecek. Ya. Belki de onu kaldırabilecek bir çocuk onu. Amerika'da ya, da yani. Ya yok canım, daha neler. Daha neler. Ya, ya belki onun ikisi de hata yaptılar mesela. Burada tertemiz bir sayfa açıldı. Aa, iyi bir şeyler söylememiz lazım. Çünkü yeni bir aşk ya. Evet, belki herkes tövbe etti. Maldivler de tövbe etti. Bu mübarek ayda olabilir. Olabilir. Ya bir şey ama değil mi? Ama Hande'yi ben seviyorum ya nedense. Ben anlamadım. De Hande'yi çok seviyorum. Ama İlişki güzel yaşayamayabilir. Bir şey söyleyeyim mi? İki tarafında kötü ilişkileri olmuş olabilir. Ve bu ilişki birbirlerine o kadar iyi gelir liman ki belki olabilirler. De 30 yıl sürer. Hadi sürsün inşallah. Bunlar evet. İkisi de bana sakin, huzurlu iki tip gibi geliyor böyle. Bana da Hande her an sıkılıp gidiverecekmiş gibi geliyor. Hande mi? Her an. Hande hiçbir sakin. Zaman giden taraf olmaz bunu bil. Hayda. Bence. Artı. Kimden gitti ki? Murat Dalkılıç'ta. Bununla kavga etmek istemiyorum. Murat Dalkılıç'ı Hande mi bıraktı? Yok. Murat bıraktı. Bir şey söyleme, Hande bence bu bütün isimlerin içerisinde Murat'ı en çok sevdi. Hala bence Dunlu. Hadi buyur. Ben hala öyle düşünüyorum. O yüzden Arto'yla kavga ediyordum. Çünkü ben bir kadın birisini severken veyahut da bir erkek içinde istediğinin yanında istiyorsanız 500 kişiyi daha görün. Hiç fark etmez. Bazen diyorlar ki işte onunla çıkıyor, bununla çıkıyor. Umurumda değil dersin yani. Çünkü beni seviyor. Beni seni seviyor. Seviyor ama bu arada skor yapıyor. Yapsın. Güzel. O skor yapanlar düşünsünler. Bana ne mesela yani hani. O, onlar kendileri yara bandı olarak tarihe geçiyorlar. Peki şimdi geçiyoruz bu konuya. Yani. Hakan Sabancı'yı ifşalayan ve adını bu şekilde duyuran pardon. Eski stil yarışmacısının veterisi. Bu konuda bir konuşmak istiyorum. Çünkü yani Seren de biliyor. Sana da anlatayım. Söyle. Şimdi dün ben bir şeyler paylaştım. Veteriden önce mi konuşacaksın? Evet şimdi tamam, konuşmak söyle, istiyorum. Tamam. Bir story paylaşıyorum. Buyurun, tamam artık. Mı? Bir story paylaştım. Evet. Biliyorum ben. Benim kadınlara karşı davranışımı, aylardır birlikte kadınlara karşı ne kadar yanlarında olduğunu, tabii. Her şiddette, her bir şeyde yanlarında olduğunu devamlı verdik. Ve ben bunların en çok savunucularından birisiyim. Arkadaşlarımla birlikte. Evet. Sen manipülasyon yapıp, sen montaj yapıp, sen algı operasyonu yapamazsın bana. Yemezler. Çünkü senin o kadar çok şeylerin var ki. Ben bir motosiklet biliyorsun. Ay bilmez misin? Ha, biliyorsunuz. Yıllardır ben süren motosiklet. Evet. Biri söz vermişti, sözünden dönmüştü. Sözünden döndü bilmem ne. Dün bir iki resim koydum bir bilmem ne. Bir reklam arası sen ona o hakareti de etmiştin. Aynen bir de öyle. Bu konuştuğun kişiye. Ondan, aynen öyle. Sen bana söylemeyeceksin. Kaşar konduğunda, peynir, ha. Kaşar peyniri konduğunda, motosiklet konduğunda, o magazin siteleri seni anıyorsa o senin problemin. Ve o magazin sitelerinin kendi yalancılığı veya iftiraları veya iffetsizliği olur. Benim değil. Çünkü ben burada 8 aydır duruşum belli. Arkadaşlarımla, ikisi de hanım, ikisiyle de o kadar güzel dostluklarımız oluyor ki. Son derece kibar. Çok affeder. Aynen öyle. Hiç ya. Hayır bir de mesela bir şey söylediğin zaman. Yani. Burada mesela hepimiz bir şey söylediğimiz zaman. Hemen aklınıza ben konuştuğum zaman birileri geliyor. Aynen. O konuştuğu evet zaman ya. Tarif ediyorum. Mesela işte niye mesela çok özür diliyorum. Çok affedersiniz. Motor dediğin zaman mesela ben mesela motor siklet dediğim zaman. Sen motor koysan biliyorsun kimi. Hemen 2-3 kişi var. Aynen. Ona yazıyorsunuz. Çünkü siz aslında bunu böyle düşünüyorsunuz. Ondan yazıyorsunuz. Aynen. Yani ben bir şeyi tanımlıyorum mesela. Siz hemen o tanımlardan aslında o kişiyi kafanızda o yere koyduğunuz için o şekilde yazıyorsunuz. Yoksa ben isim mi veriyorum?
vermiyorum. Söyle. Ama siz bunu tayinini yapamazsınız. Bunu bazı magazin sayfaları var. O magazin sayfaları da magazin sayfası değil bu arada, haberiniz olsun. Normal insanlar tarafından diğer magazin sayfalarının maşaları olarak hayatta olan magazin ve sayfaları. Yani o arkadaşlar bak şimdi VTR geliyor. Ha bu sana konuşmuyorum demek veya konuşmayacağım demek değil. O başka bir şey çünkü. Ama yemezler. Hakan Sabancı'ya yaptığın oyunları bize de yapamazsın. Bravo. VTR. Buyurun efendim. Hakan Sabancı ifşasıyla adını duyuran Aygün Aydın şimdi de söylemezsem olmaz yorumcularını hedef aldı. Bu masadaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Şimdi bu kız bize bulaşacak. Ama sabaha kadar story atacak. Ha, tabii bunu bilin. Öyle ama mi? Neden, bunu bilin. Neden ama? Ona göre konuşun yani. Tam çünkü istediğini veriyoruz ya. Maşallah. Bence Hakan'ı kızın... konuşun. İfşa haberinin ardından malum yola başvurdu. İşe giderken bir tane fanım atmış bana. Beyaz TV'de şu an hakkımda konuşuyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek küfürler etti. Hakan çıplak fotoğraflarını kalkıp el aleme atıyormuş. Erkeklere atıyormuş de. Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı ya? Siz işsiz misiniz ya? Ulan sizi kim kalktı da o televizyonun başına koydular ya? Yani... Tehditler savurdu. Ben seninle çok pis uğraşırım. Çok pis uğraşırım. Anam babam yaşında demem. Teyzem ninem yaşında demem. Gelir gerekirse seni orada döverim. Vallahi döverim. Cezası neyse de çekerim. Ne yaptı, ne etti yine adını duyurmayı başardı. Ben de üniversitede televizyon haberciliği ve programcılığı okudum, tamam mı? Kalkıp öyle salak salak botokslarla okumadığım bir bölümün işini yapmadım, tamam mı? Ve canım ben sana bir söyleyeyim. Bir kere haberciliğin en büyük özelliği, en büyük birinci temel kuralı ne biliyor musun? Sahip olduğun gücü kötüye kullanmamak. Sen kalkıp benim hakkımda ileri geri konuşup benim imajımı zedelersen... Sosyal medyanın konuştuğu Aygün Aydın'ı özellikle fenomenler tiye aldı. Ünlü erkeklerin mesajlarını ifşa etmek, adını duyurmak isteyen kadınlar için fırsat kapısı oldu. Maşallah, ben kızın resimlerine bakıyorum. Maşallah. Oo. Yani hiç öyle sıradan, çok böyle ev kızımız bilmem ne gibi gözükmüyor. Benzerlerine, defalarca rastladığımız ifşa haberlerine geçtiğimiz gün bir yenisi daha eklendi. Bu hanımefendi aslında sevgilisi varken Hakan'la tanışıyor. Oyuncu olduğu iddia edilen Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla flört ettim, inanmıyorsanız bakın diyerek mesajlarını ifşa etti. Özellikle Sabancı olduğunu bilmiyordum ve evine davet etti gittim açıklamasıyla gündeme gelmeyi başardı. Aygün Aydın sosyal medyada kendisine olan ilgiden oldukça memnun olmalı ki kendisini etkileşimin dayanılmaz hafifliğine kaptırdı. Sık sık canlı yayınlar açan Aydın paylaşımlarıyla da takipçi avını sürdürdü. Önce iç çamaşırlı bir pozunu... Ardından da Şubat ayında mutfağında çekildiği izlenimi verdiği üstsüz bir erkek fotoğrafı paylaştı. Aynı Aygün Aydın dün yine fırsat bu fırsat dedi. İşe giderken bir tane fanım atmış bana. Beyaz TV'de şu an hakkımda konuşuyorlar. Yaptığımız Hakan Sabancı haberinin ardından söylemezsem olmaz yorumcularını hedef aldı. Hakan çıplak fotoğraflarını kalkıp el aleme atıyormuş, erkeklere atıyormuş de... Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı ya? Siz işsiz misiniz ya? Ulan sizi kim kalktı da o televizyonun başına koydular ya? Yani... Özellikle Seren Serengil için ağza alınmayacak hakaretler etti. Sen bir kere git yüzündeki botoksları bir düzel, tamam mı? Uzaylı gibi bakıyorsun böyle, tamam mı? Benim hakkımda da ileri geri konuşuyorsun. Kontrolden çıktı. Yemin ediyorum hepinizle uğraşırım. Benim canımı sıkmayın. Açık açık tehdit etti. Ben seninle çok pis uğraşırım. Çok pis uğraşırım. Anam babam yaşında demem. Teyzem ninem yaşında demem. Gelir gerekirse seni orada döverim. Vallahi döverim. Cezası neyse de çekerim. Boyundan büyük tehditlerini televizyonculuk dersiyle bitirdi. Ben de üniversitede televizyon haberciliği ve programcılığı okudum. Tamam mı?
kalkıp öyle salak salak botokslarla okumadığım bir bölümün işini yapmadım, tamam mı? Ve canım ben sana bir söyleyeyim, bir kere haberciliğin en büyük özelliği, en büyük birinci temel kuralı ne biliyor musun? Sahip olduğun gücü kötüye kullanmamak. Sen kalkıp benim hakkımda ileri geri konuşup benim imajımı zedelersen... Ancak Aygün Aydın'ın bu çıkışı bizim için sürpriz olmadı. Bu masadaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Şimdi bu kız bize bulaşacak. Ama sabaha kadar story atacak. Ha, tabii bunu bilin. Öyle ama neden, bunu bilin. Neden ama? Ona göre konuşun yani. Tam çünkü istediğini veriyoruz ya. Maşallah. Bence hakkını kız... Bircan Badi'nin uyarısından birkaç dakika sonra gelen bu seviyesiz açıklamalar sosyal medyaya damgasını vurdu. Kullanıcılar Aygün Aydın'ın diline dolarken sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın Aygün Aydın taklidi olay oldu. Şimdi Hakan Sabancı'yı ifşa ettiği için ismini duyduk Aygün Aydın'ın ama öncesinde bir stil yarışmasında zaten yarışmacı değil mi? Zaten orada da ne olduğunu Cemil İpekçi o kadar güzel anlatıyor ki. Sen burada etrafı karıştıran, her şeyi mikserlik yapan bilmem ne, neler söylüyorlar zaten ona. İnanılmaz. Evet. Herkesle arası kötü olan ve herkesi bir şekilde... Ne oldu? İfşa eden ne oldu? Ya hiç normali beni bulmak. Şimdi dünkü konularda biliyorsunuz ben Fransız gibi hiçbir şey konuşmadım. Evet. Fakat bu benim bir kaderim gerçekten. Salça olundu sana. Hayır, hep bana salça oluyorlar. Aynen. Sanki programda bunlar yok. Daha önceden de o Cengiz var ya, sinsi Cengiz. Cengiz yapardı bütün haberleri yapardı. Ondan sonra herkes bana sataşırdı. Bu bana sataşmış. Kızım ben seninle alakalı hiçbir şey söylemedim. Bunlar ikisi söylediler. Ben de şaşırdım. Ama sana şöyle söyleyeyim. Hayatta en güzel şey ne biliyor musun? Kilometrenin, yani mesela dersin ki mesela bir araba alırsın. Tamam mı? Ya dersin ben araba dersin. Oh, yani şöyle arkamıza 83 yılından dersin araba ama kilometresi az dersin biliyor musun? O daha makbuldür. Çünkü evet araba belki eskimiştir ama kilometresi azdır. Az kullanılmıştır. Ben onu alırım. O yüzden o arabayı alırsın. Arıza yapmaz. Tamam. Ama bir de düşünsene çok yeni yani 2021 bir arabanın kilometresini almış 200 bine. Hayatta alır mısın o arabayı? Fiyatı düşer. Fiyatı düşer. Üstelik bir de ben kendime şöyle bir ekranda bakıyorum. Bir de mesela bakıyorum yani. Yani öyle alıyorum, çarpıyorum, alıyorum. Bir daha böyle çarpıyorum, bir daha çarpıyorum, bir daha çarpıyorum. O kadar yani fark var yani her açıdan. O yüzden de bir kere ben seninle alakalı hiç konuşmadım ki konuşabilirim. Zaten yorumcuyum. Yani ya zaten yorumcuyum. O yüzden de bu masada hiç kimse sana herhangi bir hakaret etmedi. Senin komikliklerinle birazcık dalga geçtik. Çünkü komiksin. Komik aynen olduğun için de yani şaşırdık ve dalga geçtik şu konuşma tarzında falan. Gelirim seni döverim falan yani. O kadar kaliteli bir... Yatarım. Yani, onu yaparım evet, bir de evet yatarım. Aa, yani, aa, senin yüzden... sevgilin acaba bir kabadayı falan mı? Bir mafya mı? Ne, hayırdır? Bizi böyle tehditler gelir basarım. Onu da döverim, bunu da döverim, yatarım. Ne yatıyor ya? Baba. Nerede yatıyor? Yatıyor da. Yani. Hapse mi girerim yatarım? Ha. Hapse girer yatarmış. Seni gelir paramparça edermiş. Ama bence bu kız bizi seyretmemiş. Ha. Ve bu kıza... Ama fanı atmış. Fanı mı atmış? Hangi bir tane fanı vardı, o da atmış işte. Fan. Ay çok iyiydi. Ya be kızım ya. Bir de ben de biliyordum yani. Tam anlamıyla. Bana da terbiye istemiş. Motor koymuş kendi şeyini, storiesini. Kaşar resmi koymuş. Motor koymuş, beni koymuş. Allah'ım ne demek? Ve bana terbiyesiz demiş. Kendi kendine kurguyu yapmış. İşte ben insan kendini nasıl yani öyle bir şey yakıştırır ya. Ben sen ne diyorsun ya bak. Ben bir de tanıdığım biri de değil. Dün masaya geldi, ondan sonra unuttum zaten. Yani çünkü... Sen ne dersin ki Hande Erçel kendini ne zannediyorsun? Sen kimsin ya? Bize ne senden? Haberin geldi, geldi geçti. O da niye? Hakan Sabancı yüzünden. Ya. Bir de neymiş? %80 kadın Hakan Sabancı ile olurmuş. 90. 90 mı? 90 hepimizin adına konuşuyor. Hepinizin adına. Bütün kadınlar adına söylüyor size.
Gidip bana destek oluyorsunuz bir yok de be, utanmadan. Yok. Diyor gerçekten. Ki %90 kadınlar diyor. Onunla birlikte olur diyor sizin için. Yok, sizin yok. İçin %90. Yo, diyor %90 kimse. Yok canım ne neler yazdılar ona. Kızcağız Hakan Sabancı ile olan mesajlarını mı ifşa etti? Sen size bomba bak. Bu kız ne dedi? Suç ben, değil mi? Ben o ifşa... Şu mesajları bir ver bakayım. Ben size başka bir şey göstereceğim. Hakan mesajlarının ifşa etmesi de özel hayatın gizliliği açısından 3 yıldan başlıyor. Hakan bir Sabancı ve insanlar, ailesi tabii ki mahkeme açabilir. Tabii ki ve bu insanlar binlerce, on binlerce kişiye ailelere istihdam sağlıyorlar. Bu ne terbiyesiz. Şimdi bak buradaki mesajların başında ne diyor okuyamıyorum. Başını söyle bana çok teşekkür ederim diye mi başlıyor orada? Zaten çok... yılbaşı mesajı o atıyor. Öyle biliyorum ben. Zaten mesajı atan o. Hakan Sabancı'yı tanımıyormuş. Ne tanımıyorsun? Tanımıyormuş. O zaman ne yılbaşısını kutluyorsun pat diye? Çok teşekkür ederim diyor. Sana ve ailene güzel ve iyi bir yıl dilerim diyor. Teşekkür ederek başlıyor mesaj. Yani sen bir şey yapmışsın bu Hakan'a ki çocuk sana teşekkür ediyor. Bunu da yalanla. Bak ben ne buldum biliyor musun? Yaklaş. Daha neler bulunacak? Bak ben ne buldum biliyor musun? Yıllar önce. Bak seni geri döverim diyor. Bir de zannedersin ki 18 ulan 27 yaşındasın neredeyse. Neyin küçüklüğü? Kaç yaşındaymış? Arto. Bundan yıllar önce. Ya 6 ya 2018. Yani 2016 ya da 2018 yılında sen Hakan Sabancı'nın sayfasının altına girip şu mesajı yazdın mı? Ay çak inşallah şöyle çak kanka ya. Ya hayatım sen kiminle dans ediyorsun? Bir dakika dur. Allah'tan siz kadınsınız. Çünkü kadınlığı kullanıp ne yapıyor biliyor musun? Mahsus. Mahsus bir de onun sayfasına koymuş ki kadınları üstümüze ya bizim kadınlarımız diye. Öyle uyanık ki yer mi bunu be? Bizim kadınlarımız o sayfaya girdip o fotoğraflardan sonra bu kadıncağızın bu konuşma çirkinliğinden sonra herhalde onun arkasında onun ya herhalde ya. Olsun, bak Hakan Sabancı ile ne alıp veremediği varsa 2018'de de 2016 ben 6 ile 8'i hep karıştırırım bak. Game day yani adam bir şey paylaşmış fotoğrafını o da altına şunu yazmış. Yorumlara ve zihniyete bak. Çok merak ettim. Bakkalın çırağı olsa sıskalıktan ölüyorsun. Omuzun bile geniş değil. Sen kimsin? Kim? Hakikaten rahatsız. Ne bu nameler? Havada uçuşuyor. Yazık demiş. Evet. Hakan'ın yorumlarının altına. Kadınların ona yaptığı mesajlara bunalmış. Hakan demiş. Şimdi bakkalın çocuğu olsa demiş. Çok affedersin. Orada bu arada iyi yıllar demiş. Onu silmiş mahsus. Tabii, şu anda başlıyor. Bana şu anda bana bir İlk Hakan başlıyor önemli, gibi görünüyor. Tabii, Hakan önemli bir gazeteci ediyor. Arkadaşım atıyor. Hayır diyor. İlk o başlıyor. İse neler diyor. Onu silmiş terbiyesiz diyor. Uyanık. Bu kız Neci. Ya Neci. Yani. Ya Neci derken bu. Ya stil yarışmasından geldi. Stildeki kızlardan mı bu? Evet. Ha? Stilci. Hani ne diye konuşanlardan mı? Bir tanesi Nur o. Nur Yerlitaş'ın programındaki gibiler mi? Bunlar ha yok. Onlar daha iyiydi. Şey. Daha iyiydiler yani bir bazıları. Cemil Pekçin'in... Şu şovdaki. Ya o vardı bizde o bantlarla. Onu da reklamdan sonra verelim ama. Evet. Şu Tansu'nun bir çok güzel bir cevabı var. Onu verelim. Ya bir de Tansu bir şey söyleyeceğim. Ben seni aradığımda bulamıyorum. Lütfen Instagram'dan... Cemil Pekçin'i de sonra vereceğiz değil mi? Reklamdan süper. Sonra. Bak Tansu'ya bakın göğsüne. Ben Tansu'yla arkadaşım. Beyaz TV'de şu an hakkımda konuşuyorlarmış. İki tane kakalak, bir tane de neydi belirsiz. Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı ya? Siz işsiz misiniz ya? Ulan sizi kim kalktı da o televizyonun başına koydular ya? Yani sen bir kere git yüzündeki botoksları bir düzelt. Ben seninle çok pis uğraşırım. Çok pis uğraşırım. Anam babam yaşında demem. Teyzem ninem yaşında demem. Ay çok tatlısın Tansu. Ya bayıldım daha ya. Daha ne skandallar ya. Gelecek. Ne aşk skandalları daha bu kızla ilgili bitmi. Daha bu yeni başlıyor. Reklamlardan hemen sonra. Reklamlar. Şimdi sıcağı sıcağına bu haberle devam edelim derim. Çünkü yasa kaçta bir takım gelişmeler ortaya çıktı. Biliyorsunuz dün Fatoş Altınbaş ve maalesef Burak Kaya. İsimler çok... tanınan bilinen isimler olunca Burak Kaya. Da, Burak Kaya. Fatoş Altınbaş, Emir Sarıgül. Biraz şey yapıyorum, imtina ediyorum. Gelişmeler ortaya çıktı. Bildiklerimiz dünkülerle sınırlı kalmadı. Başka şeyler de varmış. Buyurun. Olay. Son 10 yılın yasak aşk skandalında yeni iddialar, bomba detaylar. O dağıttı çünkü zaten
fotoğrafa baktığınız zaman bu daha muhtemel gibi. Ortaya çıkan fotoğrafın ardından gün yüzüne çıkan başka detaylar deprem etkisi yarattı. Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya Venedik'te nasıl buluştu? Sayısız seyahat, buluşma ve göz göre göre söylenen tonla yalan. Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya'nın gizli kapılar ardındaki yasak aşkının yeni detayları şimdi ekranlarınıza geliyor. Son 10 yılın en büyük magazin skandalı geçtiğimiz gün gündemi kasıp kavurdu. Bana uçak kayıtları geldi. Oteller zinciri sahibi Kaya ailesinin veliahtı Burak Kaya ve Altınbaşların kızı Fatoş Altınbaş. Hani uçakta Arto ile iki kere rastlaştım. Okay, üç kere senle rastlaştım normal, uçakta. Normal. Ama yani 20 kere de aynı uçakta hem giderken hem dönerken. Rastlaşır mısın? Ay, rastlaşabilir miyim? Nasıl bir hatadır ya madem öyle. Haberler o günlerde yalanlansa da Fatoş Altınbaş'ın Emir Sarıgül'le evliyken Burak Kaya ile görüştüğü, Emir Sarıgül'ün de Fatoş Altınbaş'ın değişimini fark ettiği ve bunun üzerine 2020 yılında boşandığı iddialar arasında yer almıştı. Günümüze kadar süregelen bu iddialar geçtiğimiz gün bomba gibi patladı. İkilinin havalimanındaki birlikte olduğu görüntüler yok artık dedirtti. Böyle skandal olmaz olsun. Önce abim dedi, sonra aşk yaşadı. İkilinin kamera karşısına göğüslerini gere gere çıkması da kulislerde aileye mesaj veriyorlar olarak yorumlanmıştı. İşte biz dün bu konuyu canlı yayında uzun uzun konuştuk. Burak Kaya, Yasemin Çağlar, Emir Sarıgül ve Fatoş Altınbaş arasındaki yakınlığı üstüne basa basa dile getirdik. Yasemin Çağlar ve Burak Kaya evliyken diğer evli çift Emir Sarıgül ve Fatoş Altınbaş'la sıkı fıkı dost olmaları gerçeği yok artık dedirtti. Ama bu burada bitmedi. Yepyeni bomba detaylar ortaya çıktı. Tarih 7 Mayıs 2017. Yer Venedik. Venedik'te bir otelde Burak Kaya Yasemin Çağlar çiftiyle Emir Sarıgül Fatoş Altınbaş çifti bir aile dostlarının düğününde buluşuyor. Fotoğraflar çekiliyor, yemekler yeniyor ve hoş vakit geçiriliyor. Tabii bu işin görünen kısmı. Böyle rezalet, böyle skandal görülmedi. Burak Kaya ve Fatoş Altınbaş kendilerine ayrı oda tutmuş. İkili defalarca spaya ve meditasyona gidiyoruz diyerek tuttukları gizli odada saatlerce vakit geçirmişler. Yok artık. Yasemin Çağlar, eşi Burak Kaya'nın hal ve hareketlerinden şüphelendikten sonra Kaya'yı aramak için spaya iniyor. Ancak eşini bulamıyor. Ardından Emir Sarıgül'ün eşi Fatoş Altınbaş'ı arıyor. Fakat ne hikmetse Fatoş Hanım telefonunu açmıyor. Dakikalar sonra Yasemin Çağlar eşini bir odadan çıkarken görüyor. Burak Kaya ile tartışıp lobiye inen Yasemin Çağlar, merdivenlerden nefes nefese inen Fatoş Altınbaş'ı görüyor. İpler de bundan sonra kopuyor. Anlayacağınız iki yuvanın yıkımına sebep olan, Dallas'ı aratmayan, senaryosuyla kan donduran aldatma olayında şimdi son söz yorumcularımızda. Son söz yorumcularımızda diyorsunuz da bazen de bazı şeyleri söyleyemiyorsun. Bu nasıl bir şey? Vallahi ben söylerim. Ben burada yorum yapamıyorum bile gerçekten. Çok. Üstelik. Şimdi bunlar çok yakın, zaten çok yaş hayatım. Bunlar çift olarak Venedik'e beraber tatile gidiyorlar. Venedik'e tatile gittikleri esnada bir tanesi spa'ya gidiyorum diyor, bir tanesi ben dışarıya çıkıyorum diyor. Bunlar iddiadır. Ama ben bunları birinci kişilerle konuştuğum için iddiada olmaktan çıkmış oluyor. Ama yine de ben iddia diye vereyim. Bilgi istenirse bizden, kimden de o bilgileri aldığımız bizde kayıtlı. Söylenir diyorsun. Onu da söylerim yani. Çünkü bizde ne yalan var ne, hele bu ailevi konularda biliyorsunuz hiç günah. Hem affımız olmadığı gibi hiç kimsenin de günahına da giremeyiz yani. Fakat maalesef bunu bu Venedik tatilinde de birçok şeyde de aslında Yasemin Hanım. Ah be. Aşağıya iniyor spa'ya. Çünkü orada nasıl orada diye.
Tam yukarı çıkarken asansörden çıkışta kocasını görüyor. Sen neredeydin diyor. Merdivenle inmiş o güya. Yani o kasla karşılaşıyor. Kıza soruyor. Neredeydin? Ben meditasyondaydım diyor. Ve yani bunlar tabii ki bu kişilerin iddiaları. Şimdi bu o kadar artık çalkalanmış ki bu evlilik esnasında. Bunların koskocaman da bir arkadaş grupları var. Ha. Bütün herkes bu Fatoş Hanım'a cephe almış. Cephe alınca Fatoş Hanım WhatsApp gruplarına bir mesaj atmış herkese. Tek tek. Onu okuyorum. Aa! Oku. Demiş ki. Neler var? Çok özür dilerim. Yok yok oku. Bak şimdi Seren bütün olayı detaylarıyla beraber anlatıyor. Şimdi arkadaşları tabii ki hepsi evli. Yasemin Hanım da çok sevilen ve Yasemin Hanım gerçekten çok üzüntüler geçirmiş yani ya. Gerçekten. Çünkü kocasını seviyormuş normalde. Bir de yani kızla da çok yakın arkadaşlar. Bütün ayıp fotoğraflarda ya. Yan yanalar. Yani hangisi diyor. Daha vurabilir acaba? Bravo. Hangisi dostum vurabilir? Yani dostum mu? Yani, kardeşi hani, mi? Kocası mı? Kocasının aldatmasını. Hadi kocan aldattı dersin. Yani. Defolsun gitsinler. Ama bu kadar arkadaşlar her dakika beraberler. Kankam. En yakınım, dostum, kandırılma hissi evim, işte ya. Tabii sofram, çok aşktan daha yani, acı biliyor musun? Daha bilmek insanın daha güzel. Canını acıtacak, hasta edecek, hırslandıracak hiçbir şey olamaz. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Tabii, tabii, tabii. Ama maalesef, amin. Maalesef işte diyorsun ya işte ama bana mesela annem der şu, bu kızı der bu kızdan sana zarar gelecek bu kızı evine alma der. Hakikaten de gelir. Çünkü o kız benim kalitemde bir kız değil. Bu ekrandakiler Fatoş ve Yasemin mi? Evet. Şimdi burada da, burada ama anlayamıyorsun. Çünkü aileler, varlıklı aileler. Aileler, çok büyük aileler. Yani kimse kimsenin hayatını kıskanabilecek değil. Evet. Düzeyde değil. Hadi asla öbürküler değil. Bizim yancımız gibi kıskanıyor seni. Senin o diye, öyle hani de değil. Erkekler de zengin. Erkekler tamam. De birbirini kıskanmaz. Ay senin yani, karın tam ya da benim yani kocam. Eğer beni aldatacaksa gidip de kendince fiziken en kralını bulacak maddi güce de sahip adamlar. Evet. Hadi diyelim hani gidiyorlar ya Rusya'ya, Ukrayna'ya, oraya buraya. Anladım ne demek istediğimi anladım. Fakat bu iş o kadar mantığa kabul edilmeyecek ve ahlaki değerlerimize, dostluğumuza, vicdanımıza, merhametimize, her türlü değerimize o kadar ters düşecek. Kusura bakmayan, şerefi olmayan bir hikaye ki. Halbuki burada algı ne? Emir Sarıgül değil mi aslında sözde olması şimdi, gereken başrol? Bir şey söyleyeceğim. Algı bu yönde aslında. Emir nezaketli bir çocuktur. Aile terbiyesi vardır. Babasından korkar. Ama, sosyaldir. Ama o hanımla konuşur. Onu arar. Bunu arar, yapabilir. Çapkın. Çapkın. Tamam. Orada onu biliyoruz. Şimdi ama o çapkın olunca ne yaptı şu bu evlilikte? Aa, bu çapkın. Biz de biliyoruz Emir'in çapkın olduğunu. Evet, bu yuvayı yıktı dedik. Halbuki hal öyle değilmiş. Mesajın... Şimdi mesajı okuyorum. Heh. Tabii bütün arkadaşları cephe alıyor bu Fatoş Hanım'a. O da WhatsApp grubuna şunu atmış. Sizinle de paylaşmak istiyorum demiş arkadaşlarına. Çünkü beni ilgilendirmez deyip sustukça. Bu arada bu Yasemin Hanım'la Burak Bey'in boşanma sürecinde olan bir zamanda yazılmış mesaj. Şu an değil. Çünkü beni ilgilendirmez deyip sustukça iğrenç bir pazarlığın malzemesi oldum. Yine dünden beri uğraşıyorum. Yasemin'in abisi tek tek magazincileri arayıp Burak'la beni aşk yaşıyoruz diye yazdırmaya çalışıyor. Bunu da Mustafa Çağlar için söylüyorum. Çıkan haberler sonrasında mahkemede kamuoyunda adamın böyle de haberleri çıktı. Rencide oldum diye kullanarak tazminat isteyecekler diyor. Bu noktada benim onurumla oynamayı da hak görüyorlar. Nasılsa bir dedikodu çıktı. Ben hukuki süreç başlatıyorum ve Yasemin'i asla affetmeyeceğim. Tamamen kurgusal şeylerle bana bunu yaptığı için. Ben boşandıktan sonra bir kez beni aramayan insan, ben o boşanırken onu aramamışım diye demek ki bu olayın doğru olduğuna karar vermiş. Bu kabul edilemez. Hepiniz benim için değerli insanlarsınız. O yüzden paylaşmak istedim demiş. Yani tamamen inkar edip bunu Yasemin Hanım'ın kurgusu olduğunu iddia etmiş ve arkadaşlarına da, ona cephe olan arkadaşlarına da WhatsApp grubundan bu mesajı atmış. Bu arada taraflar istediği zaman bağlanabilirler bize itirazları olduğu yerde. Şimdi işte artık ama yani bunun itirazı yok. Artık itiraz kalmadı. Hayır, mesela. Yani itirazı var. Tabii söylemek istedikleri bir şey tabii. Varsa bağlanır. Ama herkesin söz hakkı var. Tabii tabii. Evet. Şimdi işin kötüsü ve komiği ve hani benim için en içler acısı
bir açıklama yapmışlar. Bizimkisi dostluktu, aşka dönüştü demişler. Ah! Yani şimdi bu daha da bir rezil bir durum. Çok özür dilerim. Bu dünkü Bülent Cankurt'a söylediklerimi. Evet. Burada gerçeği öğrendim diyor Bülent Cankurt. Tamam, çok güzel de gerçek 4 kişiyle alakalı. 2 kişiyle değil. O zaman Emir Sarıgül'le ve sevgili Yasemin'le de konuşman gerekiyor. Tabii ki gerçek. 4 kişi. Gerçek. Hayır, öyle. Gerçek. Sen 30 yıllık bir gazetecisin. Bir dakika, Bülent Cankurt'un gerçeği neymiş? Bir şey, onlardan öğrendiğini arkadaşlığımız söylüyor. Arkadaşlığımız zamanla arkadaş aşka dönüştü diyor. Manşette bu, böyle vereyim ya, de. Senin arkadaşlığın, senin kız arkadaşının kocasıyla nasıl aşka dönüşür ya? Senin beyninin ucundan şöyle bir şey geçse de kovacaksın sen böyle bir şeyi. Nasıl böyle bir şey olabilir? Siz normal bir arkadaş değilsiniz ki. Kocanızın, karınızın hep beraber aynı sofrada yediğiniz Bülent insanlarsınız. Ne demek arkadaşlığınızda şeye dönüştünüz, aşka dönüştünüz? Böyle bir şey olabilir mi bir de, yani bu eğer Bülent Cankurt ne yazmış, evet, okuyabilir misin? Hemen okuyorum, çok da iyi olur okumak. 2 yıl önce iki çocuğunun babası Emir Sarıgül'den boşanan Fatoş Altınbaş yeni bir aşka yelken açtı. Altınbaş'ın bir süredir Temmuz 2020'de eşi Yasemin Çağlar'dan boşanan Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile birlikte mutlu bir ilişkilerinin olduğunu ve dostluğunun birkaç ay önce aşka dönüştüğünü söyledi. Bu da kılıfımız arkadaşlar. Bu da kılıfımız. İsterse hani şu karaktersizliği kapatmış mı oluyor? Yani biz şöyle dersek, hayır biz daha önceden arkadaştık. Boşandıktan sonra biz aşk yaşıyoruz. Oradan kurtarmaya çalışıyorlar. Sen böyle de olsa kabul etmiyorsun değil mi mesela? Böyle olsa da. Anlamadım. Bunca yıl, 10 yıl ateş geçmiş. Çıktı, Selen, ne diyorsun, ateş çıktı. Ne diyorsun Artucuğum? Benim kocam bu kız da benim kız kardeşim gibi. Öbür kız da kocam. Ben onun kocasıyla, o benim kocamla, hepimiz kardeş gibi, hepimiz en yakın dost olarak, en yakın arkadaşlıkla, münasebetlerle tatillere gitmişiz bilmem ne. Ben kocamdan ayrılayım o zaman. O zaman gelsin Bircan veyahut da gelsin arkadaşım Sibel, işte neyse. Bizim arkadaşlığımız aşka dönüştü desin. Böyle ama bir iki yıl geçmiş, neden olmasın? Artık ne diyorsun be sen? Saçmaladın herhalde yani, gerçekten. Artı sen de konuşmak için konuşma Allah aşkına. Neyini ki? Yani ahlakın mührü zamanı mı var? Ne münasebet? İstersen ben o adam, bir tane erkek o kalsın. Bir de ben kalayım. Ama benim arkadaşımın kocası ya. Arkadaşımın kocası. Sarılmaş dolaş arkadaşımla 1500 tane resmim var. 1500 tane yaşamışlığım var. Ne münasebet bir de böyle gevrek. Kusura bakmayın. Bakın ben Kaya ailesini de çok severim. Otellerinde de kalırım. Ki bundan sonra kalamayacağız herhalde. Öyle ama kusura bakma. En sevdiğim Kaya Oteli, onların da gidemeyeceğim. Bir daha önemli değil. Önemli değil. Ama doğruyu söylemek zorundayım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Mutlaka aileleri de buna karşıdır. Mutlaka anne ve babaları da bunu tasvip etmiyorlardır. Yani. Bu hiçbir şekilde bu öyle bir şey ki, son senelerde bu işte mesela aynı olay Gülben Ergen'in de kocasıyla evinde arkadaşının sevgilisininle hep beraber yemek yedikten sonra sonra gitti neydi, Burak Törer'le oldu. Aynı hikayeler. Ya işte çok oluyor, onu şimdi demek istiyorum. Şimdi bunlar oluyor işte. Normalleşiyor. Normalleşiyor. Belki de ben o yüzden normalleştiriyorum, anladın mı? Acaba diyorum olabiliyor mu? Normalleştiremeyiz hayatım. İşte, o zaman bizim ne evliliğimiz kalır, tabii, ne ailemiz kalır, ne çocuğumuz kalır. Ağrı, damar. Benim evet, kocamın beni aldatması beni yaralar. Ama tabii beni öldürecek olan şey benim kız arkadaşımla bunu yapıyor olmuş olması. İşte deminki dediğim şey. Ya aşk mı yoksa? Beni hırslandıran, böyle beni eriten bu olur. Evet. Ondan sonra da beraber selfie çekelim. Ne oldu yıkılan hayatlar? Ne oldu Yasemin'le olan dostluğun? Uf. Yasemin'le olan dostluğun ne oldu? Bu fotoğraflar yalan mıydı? Ya burada hiç zaten Bülent Cankurt avukatlık yapmış orada. Bülent Cankurt hep böyle avukatlı, kuvvetli ailelerden evet, bir tanesini seçer, evet, onları korur. Yıllardır Bülent Cankurt'un burada gazetecilik şeyini olmamış. Hayır, gazetecilik 4 kişi tarafından yapılıyor. Yani bir de şöyle bir şey var Bülent Cankurt'a söyleyeyim. O her zaman hangi aileye, böyle zengin aileye daha yakınsa onunla alakalı onu kayıracak şekilde haber yapar. Onun tarzıdır o. Çünkü hiçbir gazeteci ve hiçbir insan arkadaşının kocasına, arkadaşının karısına bakabilen birisine, onunla olabilen birisini eğer koruyorsa menfaati vardır. Menfaati vardır ama benim doktoru çağırmam lazım.
Çok özledim Ali Şahan. Her otellerinin sahibi. Allah! Para insanı şımartmasın. İşte başarı, mevki şımartmasın. Vallahi, bu rahat batması demek. Ali'cim ben senin yerinde olsam bu aralar bu programa gelmezdim. Ama adamın abdestinden çok özledik vallahi. Saatin için. Dışarıdaki saatin için. Bir şey soracağım. Ali Şahan geldi. Nerelerdesin? Önce onu söyle sonra. Oh, mis gibi de koktu. Bir şey mi buldun? Yine bir mucitlik bir şey mi yaptın? Yani. Yine ne? Askı mı buldun? Ne buldun be adam? Artık biraz hani bir bana gelenler bir de gelemeyenler kısmını düşünmeye başladık. Evet gelen bir sürü şey buluyor. İp yapıyoruz, dolgu yapıyoruz, botoks yapıyoruz. Her şey. Ama bir de gelemeyen kısmı var. Bütün çalışmalarım artık... Gelemeyen kısımda. Peki şimdi. Söyle. Şimdi ben senin zaten hayranınım. Neden? Çünkü biliyorsun ben... Yalnız bunu... olay oldu. Evet. Ne oldu biliyorsun değil mi? Sen ertesi gün çıktın ya yayına. Evet. Ya yani insanlar... bütün bir ilginç gizli takipçilerim var. Stalkerlarım var. Bilmez miyim? 80 milyon kişi giriyor sayfama. Ama bu çok ilginçlerim var. Böyle ona ver coşkuyu yeter. Hemen kaydetsin. Hemen yani. Farklı kanallarda farklı güçteki insanlar. Ay ver buna hava yaptırma Allah aşkına ya. Yaptırsın bırak be. Aman hep... Bir de sorgu. Birçen ertesi gün çıktı. Hakikaten yaptın mı? Ya dedim... Bir gün önce oradan çıkışta ben yemeğe kadın gittim be. Adam 10 dakikada ve... hallediyor zaten. Evet, bir şey. 10 dakika. Vallahi hiç. Muhabbet oldu. Ama Mircan ertesi gün çıkman olaydı. Muhteşemdi. Şimdi evet. Bu nasıl gidiyor bu işler? Bunun bir mevsimi var mı? Yazın yapar mı? Denize girer mi yaptırıp? Ben ya, her şeyi her türlü yapılabilir ama sizin gibi televizyondaki insanların bir yılı da beklememesi lazım. Evet bir buçuk yıl dayanıyor ama. Ben hemen geleceğim. Karakter botoksu var mı acaba? Yani insanlar kişiliklerini kaybettikleri zaman şöyle bir yapıp da böyle botoks onu donduracak. Böyle bir kendine geliyor. Seren bir önceki şey bir konuda şey kaldı. Tabii. Uşağını sana geçirir. Sen hariç çok. Hayır onu ben tam insan. Şeyimi boşaltamadım. Ben bir de evdeki gibi kendimle kavga ediyorum biliyor musun? Bir de evde de kavga bizim ediyorum. Bizim Seren yani. Dedi anlaşmamızın en güzel yanı ne biliyor musun? Hakikaten ben de düşünce olarak çok doğru bir adamım olduğumu düşünüyorum en azından. O yüzden Seren de bana saygı duyuyor. Ben de Seren'i tanıyorum. Çok doğru bir kadın. Ama doğru değil mi dedikleri? Dedikleri doğru. O yani, yüzden hani sağa sola bakan insan... Manipüle etmek için sormuyorum ama hani böyle de düşünenler... Tabii ters köşeyi sorabilirsin. Hiçbir aşk için ki. Bu rezilliğe değmez. Evet bak, ay, ölsem aşkından büyük konuşurum. Hiçbir aşk için böyle bir rezilliğe kişiliğime, şahsiyetime, şerefime, haysiyetime, onuruma bu kadar laf getireceğim aşk... Yani Leyla ile Mecnun olman lazım. Yine yapılmaz yani. Öyle söyleyeyim sana. Çok özür dilerim. Sendeyiz. Ya ben böyle olunca şey oluyor. Mesela Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcekler geliyor. Ya da bilmem neler geliyor ya. Hayır. Yani bir şey söyleyeyim. Yarın Ali Şahan'dan sonra bir yumuşatmaya çalışıyorsun. Ali Şahan'dan ama... sonra konuşalım. Evet. Ali Şahan'ı özledik ya. Evet, Ali Şahan kadınlar geliyor ya. Mutsuz mu? %50-50. Mutlu da çok, var. Mutlu da var ama %50'si genç, mutlu. Genç, mutlu. Yaşlıların hepsi mutlu. Yaşlılar hepsi mutsuz, kocaları defetmek istiyorlar ondan. Bana gerçekten mutsuz insanlar geliyor. Orta beyidir yaş. Ama mutlu olanlar da genç. Daha güzel nasıl olabilirim? Daha ne çekici olabilir? Nasıl olabilirim? Peki bunu ona kocası mı? En önemli soru. Bunu kocanız için mi istiyorsunuz, kendiniz için mi? Hemcinsleri. Kendisi için de değil, kocası bravo için. Bravo ya. Hemcinsleri. Diğer kadınlar için. Evet, diğer kadınlar için. Kadın başka hakikaten kadın için öyle giyinir. Ama. Yemin ederim kocası bir gram umurunda değil. Kendimi iyi hissetmek için. Ben mesela kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ben kendime baktıkça, güzel şeyler duydukça o beni daha çok motive ediyor. Aynen. Yani sonuçta benim kendime saygım bu. Hani evet. Şimdi mesela yanımda... Ya dışarıda 15 da beğenilmek güzel kız, tabii ki. Hayır, 15 yaş küçük kız yani benden mesela. Benden büyük duruyor mesela. Hani şimdi onun da söyledikleri zaman veyahut da onun da farkında olduğu zaman bu benim... Hoşuma gidiyor haliyle yani. Hem cinsin İnsan. Senden genç göründüğü için mutlu oluyorsun. Tabii. Yoksa tohuma beğenecek diye... Tohuma için zaten bir şey yapılmıyor. Aşkım bir şey yapıldığı için demiyorum. Demek istedim gerçekten yine hem cinsin. Gelen vurdu giden vurduyu Mustafa tohuma için okuma gitti. Niye diyorsun ya? Yani bu da geldi bu da giydirdi. Ya adamı yani... Ya ben işte aşkım Hatay'a geri dön. Ben kankayım tohuma. Benim kankamdım kendisi. Kankası ya yapma. Şimdi biz onunla bazı çalışmalar yapıyoruz Ali'yle. Bekliyoruz şu şeyleri. Yani, ya bu hafta. Yani, evet. Onun şimdi ayak sesi geldi. Kanalda. Şimdi bana bir şey sorun. Botoks yaptıramayan bir insan peki ne yapabilir? Ne
yapabilir? Neyse az geliyor Allah'tan. Mesela bunun için bir krem olabilir, bir süper şey olabilir, damıtılan ne? Dua edebiliriz. Bak, en güzel şey ne biliyor musun? Allah'ım ne olur gergin kalk. Acil bir yere giderken gözümüzün altı bazen mor oluyor. Gözümüzün altı kırışıyor, kötü oluyor. Ve bir anda iyi olmak istiyorsun. Ben böyle bir krem denedim. Bak nasıl bir şey biliyor musun? Bir kere çok doğru kullanmak lazım. Bir kere denedim, tortu bıraktı. Nasıl oldu? İlk önce nemlendiriyorsun. Bildin nemlendiriyorsun. Ve çok küçük bir miktar sürüp soğuk. Ya yelpaze yapacaksın ya da soğuk fön yapacaksın. Bir dakika. Bir dakikada zınk. Şey artık istediklerimiz bunlar zaten. Böyle şeyler ki çabuk ama madem botoks ama bir şey söyleyeceğim. Bu sadece kırışıklık değil. Gözaltı torbasında ama muazzam. Ya bak, yüzün her yerine uygulayabiliyoruz. Mesela kaş arası çizgin, alın çizgin. İnanılmaz alın çizgilerim yani var. Herkes doktora gidemiyor ve pahalı yani. Doktorlar da hani pahalı. Yani belirli bir ekonomisi olan insanlar gelebiliyor. Dolayısıyla ama Türkiye'deki bütün kadınlar güzelleşmek istiyor. Torbası varsa gitsin istiyor. Çizgisi varsa gitsin istiyor. En azından bir yere gidince. En azından bir yere gidince rahat ediyorsun. Ben geçen gördüm sen bir şey denedin de. Bilmiyorum tabii neyle alakalıydı. Ne? Güzel bir şey denedin. Tık diye biz değiştin. 100 kere deneyerek biz niye bana bize diyorlar ki niye geç kaldınız? 100 kere deneyerek çünkü biz hasta olduğu için o da bende. Gerçekten. Aa, bu ruh hastası gerçekten. Ama işte ama ben sen de öylesin. Ay buradaki şeyi görüyorum. Diyorum ki çok güzel. Hayır diyor burada şu var diyor. Bak böyle ama bakıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Var. Ben bir şey yaparken Ali hocam da öyle. Ben zaten doktorla olmasa yapmam. Benim ne haddime yani? Hakikaten bak. Anladın mı? Benim ne haddime? Şey ama sen öyle şey liyakata çok önem veriyorsun. Ama hayır. Tip şeylerde. Çok. Türkiye. Mesela bir kazana bir kırp şeyleri atıyorlar mesela Bircan. Mesela etken madde kazanın bu tarafında kalıyor. Bu tarafında kalmıyor. Paketliyorlar, gönderiyorlar. Bu tarafındaki çok iyi yani, sonuç. Yumurtaların fırçalan tarafını fırçalan olmaz yani. Amacınızı edebilecek teknoloji yok. O yüzden çok uğraştık yani ve yakında çok müjdelerimiz var. Hadi inşallah o da çok güzel. Bu sefer hani her defa gelip yakının bu sefer. Sen yani, şimdi bunlar. Kesin. Yazın yani, işler nasıl olacak? Gelecek mi? İnsanlar iğneli işler yaptırabiliyorlar. Siz de kapatıldınız mı şu an 17 Mayıs'a kadar? 17 Mayıs'a kadar yapamayacağım bu botoks. Yok ben poliklinikteyim. Sende sıkıntı yok değil mi? Onu söyleyebiliriz. Sen polikliniksin. Poliklinik. Sonuçta herkes ben gelirim hocam size. Ya arkadaş botoks yaptı. Ben polikliniğim bana sadece botoksa gelmiyor. Dermatoloji uzmanıyım ben. Evet. Tabii tabii. Yani bana randevu alan insan cilt hastalığı. Evet, doktor yani. Ve bana randevu veriyorum. Ve evet. Sokağa çıkma yasağında. Bende yok. Bizde de yok süper o zaman hep birlikte açık açık. Bayan mümkün olduğunca tabii acil şeyler için gidin. Boş acil botoks için gidin. Acil benim çok ay, acil. Bunu da mesaj olarak vereyim dedim. Tabii boş acil şeyler için gidin. Yani, sen biliyorsun güzellik ne kadar acil. Biliyorum bilmez miyim iki tane deliyle güzellik çalışıyorum. Güzellik ne kadar acil. Sabah biliyorum. Daha gözümü açar açmaz senin yanına gittim. Ali Şahan geliyormuş da bir işlemlerim var dedim. Benim işlemlerim. Çok işlemim var dedim. Bekliyorum. Yani. Peki şimdi yaz geliyor. Bu lekeler oluyor. Lekeler olacak hepimizde. Çiller oluyor çiller, falan. Doğum lekesi ondan oluyor. Sonra, nasıl önleyeceğiz bunları Ali? Bir kere şöyle bir şey var. Leke varsa yandın. Nasıl? Tedavi. İyi güneş kremi de olabilir belki. Evet ama değil leke mi? Artık tabii. Oluştuysa tedaviyle yani. Geçiyor ve ondan sonra hemen tekrar ediyor. Hemen tekrar ediyor. Yani aa. Bir kere oluşturmaya gör. Aklınızda ya. Bulunsun. Ne yapmak lazım oluşturmamak için? Bir kere oluşturmamak için yazın. Yanmak da istiyoruz ama aynı İşte zamanda. Bak şimdi. Yani hem yanmak kritik. İstiyoruz hem leke istemiyoruz. Hem söylüyorum. De yaşlanmak da istemiyoruz evet. O yanarken. Güneş net bir yaşlanma sebebidir. Tabii. Ay. Çünkü net. Kolajeni de bitirir. Net. Bu böyle. Doğru. İçindeki kolajeni bitirir. Gündüz bu böyle. 16'dan önce asla güneşe çıkmam. Hatta eşim bu yüzden çıldırır. Ha sen zaten ben Drakula'ya çıkmam. Benziyorsun. Drakula, ben miyim yaz? Evet. Öyle, ama ay ben güneş. Öyle düşün. Şimdi ne biliyor musun? Yok solaryum yok güneş. Bak dermatoloji uzmanı yani. Olarak söylüyorum bunu. Uzmanlık alanım olarak söylüyorum. Eğer ki güneşi çok aldığını düşünüp de esmerleşmeyi düşünürsen, bronzlaşmayı düşünürsen bir iki yaşlanıyorsun. Yapma be. Ben baksana benim halime. Çok seviyorum bronz olmayı. Ben de bronz insanım. Sonra ne oluyor biliyor musun? Şimdi hissetmiyorsunuz da sonra boncuk boncuk lekeleriniz olmaya başlıyor. Böyle bazıları kabarık evet, oluyor. Evet, benim evet. Uğramda leke onları olmuş. Onları güneş mi yapıyor peki? Evet ya. Ben çil benim çok seviyorum. Çil olsun. Ama mevsimlik çil. Çil olsun. Çok yazın açısından. Olmuş bir leke şekilde. Güneşlendiğiniz, güneş nasıl biliyor musun? O lekene ne oluyor? Şimdi düşün, seni korumaya çalışıyor derin. Unut, seni korumaya çalışıyor. Unut bunu. Ağaca sevgilinin ismini kazıyorsun. Tamam. Bir yıl sonra geldi, ne oldu? Bal oldu.
Ne değil oluyor? Mi? Bal. Ağaç bal yaptı. Öbür onu kapattı. İşte bu da senin balın. Orada güneş oraya hasar veriyor. Vücut geliyor oraya bal yapıyor. Leke. Kapatıyor. Sevdiği yama. Olay. Sevdiği olay yani aslında. Aslında evet. Hayır sevdiğim. Ama o zararlı leke şey. Gibi duruyor. Evet, tabii, işte o bizim balımız sevdiği. Yama. Ben bunu bu şekilde peki anlatayım. Olmaması için ne yapmalı yani? Güneşlenmeyeceğiz. Güneşlenmeyeceğiz. 4'e kadar güneşlenmeyeceğiz. Ne 50 faktör? 30 faktör. Yarım saat, 1 saatte bir süreceksin ki. Ve bol denize gireceksin. Bu denizden mu? Çıkar çıkmaz süreceksin. Ama ya. Yok çıkmazsa yani tuzlu su daha çok şey yapar. Bu hiç Türk milleti için değil hayatım. Bu hiç anlayazım bak. Türk milleti aynı için şu kanalda bak herkesin yüzü mu solar yüzü. Ben senin yanına gelsem ben şu an seninle şeyiz yani Beşiktaş'ız. Bir şey söyleyeyim. Ali her zaman der ki elimizin üstüyle elimizin içi gençtir. Evet. Çünkü güneşi çok az görür. Pembe. Anladın mı? Ama elimizin dışı. Asıl denizin rengi bu. Ama bak bir de elin avucunun içine bak bir de yüzüne bak. Bak avucumuzun içi ne güzel. 3 ton fark var. Az güneş olduğu için. Az güneş. Onun içine yaşıyoruz biz. Senin gibi bebek poposu gibi ha. Ama benim aslında ellerim bak, aynı. Aslında bak normalde senin de. Abi beyaz mı? Saygının poposu gibi. Bir şey söyleyeceğim. Peki. Sen bayağı beyaz tenli bir kadınsın. Evet. Mış. Mışsın etkili. Mış. Saçmalama ben hiç çok az boyanıyor aşkım. Niye öyle bir günahına giriyorsun? Hayır bak boyanıyor. Boyanıyor. Güneş çok sevdi. Hayır buramda falan makyaj yok. Ah. Deli misin dedi. Ben girmedim. Solaryum'a mı gireceğim? Ben yazın çok seviyorum. Ben giriyorum da yönetim. Aa ne solaryumu be deli misin? Yok, ben bir sürü para harcadın. 25 metre 30 metrelik tekne yaptırdın. Ama tekneye gitmeden önce de solaryumla hazırlık yapmak gerekiyor. Tatil yani yaptım. Daha neler. Çok saat güzel en tehlikeli zamanında çıkıyor güneşe. 3-4 saat orada böyle hocam, nasıl tehlikeli durur, saat duruyor yakıyor yani. Güzel ama. Kusura bakma duruyorsun. Allah aşkına siz bunları dinlemeyin. Bir tek doktoru dinleyin. Siz bunları dinlemeyin. Bunları dinlerseniz 12'de çıkarsınız peki, o güneşe. 3'e kadar. Yani hiç, ama hiç esmerleştiğimi gördünüz mü? Kaç yıllar tanıyoruz ya. Şeyin altında duruyor çıkmıyor. Denize giriyor. Tişörtle giriyor. Evet, hemen bak tişörtümü takıyorum hemen. Denizden çıkıyorum ve tişörtle dolaşıyorum. Senin vücudun kolajen doludur be. Çok zor. Bir şey diyeceğim. Bizden önce ölürsen ne olacak? Allah korusun. Bir yazarım. Ben tebekkül yapayım. Ama ne kadar acı Ali Şahancığım ya. Buruşmadan öleceksin. İnsan buruşa buruşa ölsün yani. Peki bir şey daha soracağım. Yaza giriyoruz. Ne öneriyorsun? Önerme. Reklamlardan sonra önerme. Evet. Reklam sonrasında bir şey bekliyorum. Yaza giriyoruz bir şey önerecek. Ne önereceğini ben biliyorum. İnanamayacaksınız biliyor musun? Ben bilmiyorum inanıyorum. Onu söyleme. İnanmayın. Ama. Reklam. Yazın ne yapmamız lazım? Erken yaşlanmamak için. Bak bir şey söyleyeceğim. Hep güneşten korumamız lazım diyoruz ya. Lütfen unutmayın. Bak biraz önce bağırdın çağırdın sen de kolajen çoktur. Her sabah kolajen içiyorum. Bunun yazı kış yok. Kolajen bir kere içten de desteklenmeli içmelisin. Dışarıdan peki, 2 saatte bir güneş koruyucu. Evin içindeyim gerek yok. Bak bunların da hepsinin de güneş gibi zararı var. Maşallah burası evet. Da görüyorsunuz. Evet. Peki oradaki kolajene ulaşamayanlar doğal ne olabilir? En çok kolajen yükleyici şey mi diyoruz? Evet. Sakatat diyecek. Değil. Kolajen sakatat. Günde 10 tane içmen lazım. Çorba ki kolajeni o da bir ulaşılmaz. Meyve, sebze, herhangi. İçemez. Sadece C vitamini kolajen sentezinde çok baba ana basamak. Yani C vitamini olmadan zaten kolajen sentezleyemiyorsun. Sentezleyemiyorsun. Evet. Hmm. Ve kolajenin yapı taşını alsan bile C vitamini çok değerli. C vitamini aldığın zaman zaten bir şekilde senin vücudun kolajeni sentezler. Hocam bir de şundan bezdim. Yani sizi tanıyoruz ya biz. Bezdim şundan. Ne olur Ali Şahan'la bir... Ne olur Ali Şahan'la bir... Evet, aynen. Yani lütfen bezdim. Olmuyor. Bana randevu alınamıyor arkadaşlar. Bu net. Bezdim yani. Ama alacağız. ben ama arada yapacağız. Para alıyorum. Ne parası? Rüşvet alıyorum. Ancak randevunuzu yaparım. Hayır, artı Amerika'dan çalışıyor. Abi, artıyı tanıyoruz. Geleceğiz. Abi, ya nasıl geleceğiz? Artı bu kadar söylüyorsun. Hala motoru anlamadım. Hala motor. Motoru koyuyoruz motoru. Motorlar yani olmuyor olacak yani. Evet. İstanbul'a geliyor üstüne mu? Üstüne de alınmasınlar yani. Evet, yapacak bir şey yok. Ben peki. Söz verdim alacağım bunu. canım, sizi çok seviyoruz. ve sizi aramızda görmeyi çok seviyoruz. Öyle arayı açmayalım. Her gün konuşuyorum. Bir şey devam ediyor. Aynen. Peki. Serancığım bir bay bay da gidiyoruz. Efendim o zaman bay bay. Hadi bay bay. Daha havalı bay.